Sevgili çiçek severler merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim, favorim olan bir çiçekle birlikteyiz. Fil kulağı. Diğer bir ismi melek kanadı. Ancak şu gördüğümüz melek kanadı çiçeğiyle karıştırmamak adına ben sadece fil kulağı ismini kullanıyorum. Bir çiçeği tanıtırken ya da anlatırken ilk yapmamız gereken şey bu çiçeği salonumuzun neresine bırakacağız? Perde arkası güneş sevenler diyenler var. Direkt güneş seven diyenler var. Ancak şunu söylemek istiyorum. Salon çiçekleri asla ve asla direkt güneşi sevmezler. Bu salon çiçeğinde diğer çiçeklere göre gözlemlediğim bir olay var. Daha fazla yapraklarından nem kaybediyor. Sürekli bir buharlaşma, yapraklarında nem toplanma var. Yapraklarının ucundan sürekli şıp şıp su damlıyor. Yani çok fazla kökle yapraklar arasında su sirkülasyonu var. Alttan çekiyor, yapraklardan veriyor. Biz bu çiçeği eğer kuru bırakırsak yaprakları hemen deforme olacaktır. Çiçek yapraklarını en çok kurtaran şey direkt güneş ışığı almasıdır. Şimdi çiçeğin bu güzel yapraklarına baktığınızda bu yapraklar gölgede de gelişmez. Bu yaprakların gün ışığına da ihtiyacı var. Gördüğünüz gibi çok şatafatlı, görkemli yapraklar. Bu çiçeği nerede konuşlandıracağımıza gelelim. Güneş ışığını çok rahat alabilen ancak güneşin vurmadığı bir yere konuşlandırabiliriz. Bu çiçekteki en önemli nokta yapraklarının güzelliğini koruyabiliyor olmamız. O nedenle salonunuzda bu çiçeği koyacağınız yer çok önemli. Pencerenize 2 metre çok karanlık loş olmayan ancak güneş ışığını çok iyi aldığı ama direkt güneşin vurmadığı bir nokta bu çiçeğin sağlığı açısından çok faydalı olacaktır. Neden fil kulağı sorusuna gelince yaprakları çok dekoratif, özel yaratılmış bir bitki. Yeşilinin tonu çok ayrı güzel, şekli yapraklarının biri başka. Ayrıca bu Amazon ormanlarının bitkisidir. Alocasia poli familyasına ait fil kulağı bitkisinin ana vatanı Güney ve Orta Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarıdır. Hatta Türkiye'de Mersin'de fil kulağının bir türünün kökleri tatlı patates olarak tüketilmektedir. Hatta Kıbrıs patatesi olarak da bilinir. Tadının güzel olduğu söylenmektedir. Yöresel olarak Göleviz adıyla bilinir. NASA tarafından birkaç yıl önce yapılan araştırmaya göre İngiliz sarmaşığı, bambu, saz palmiyeleri, fil kulağı gibi bazı bitkiler, bunun yanında kurdele çiçeği de havayı arındırarak kimyasal atıkların verdiği zararı hafife indirir. Evin günlük normal tozlanma rutininde bu çiçeğin yapraklarını hafif nemli bez ile silip gözeneklerini açabilirsiniz. Hem de tozlu çok güzel görünmeyecektir. Sildiğiniz vakit daha parlak, daha hoş ve sağlıklı olacaktır. Hem de hastalıklardan da korumuş olacaksınız. Egzotik olan bu bitki kalın, gövdesi dik, taraklı kenarları olan ok şeklinde yapraklara sahiptir. Yapraklarının tonu koyu gümüş, aralarından geçen yeşil damarlar, parlak, koyu yeşil yapraklar eşsiz bir desen oluşturur. Bu bitki 60 santime kadar büyüyebilir. Bulunduğu yeri günde 1-2 defa havalandırmakta fayda vardır. Diğer salon bitkileri için de aynısı geçerlidir. Çünkü bitkiler hava sirkülasyonunun olmadığı bir yerde gelişmekte ve yaşamakta zorlanırlar. Dış mekanda da havalar soğuyana kadar bakabilirsiniz. Ama çok güzel bir çiçek olduğu için ve eşsiz bir çiçek olduğu için bunu riske atmamak adına dış mekana koymamanızı tavsiye ederim. Eğer ki siz bu çiçeğe çok güzel bakar iseniz ve sizin bakışınızı severse dev yapraklarıyla salonunuzda çok coşkulu bir gösteriye başlayacaktır. Bitkiniz tek taraflı ışık alıyor ise bitkinizi arada sırada çevirmelisiniz. Hiç güneş ışığı görmeyen arkada kalan yapraklar solmaya ve kötüleşmeye başlayacaktır. Dedik ki bu yaprakları korumak için neme oldukça ihtiyaç duyar. Asla kuru bırakılmamalıdır ama çok fazla suyun içerisinde de bırakılmamalıdır.
drenajlı bir saksıya sahip olması gerekiyor. Çünkü suyun içinde kalırsa kökler çürümeye başlar ve yapraklarınız sararmaya başlar. Neden olduğunu anlayamazsınız. Kökünüz çürümüştür. O yüzden çiçeğiniz yavaş yavaş yapraklarını döker. Kendini yaşatabilmek için bir iki yaprağa enerjisini vermek durumunda kalır ki siz bu durumu anlar iseniz direkt kuru toprağa aktarıp onun kendisini kurtarmasına yardımcı olabilirsiniz. Yani direkten dönebilirsiniz. Çünkü çiçekler hemen kendisini öldürmez. İlk önce yaşayabilmek için yaprak dökmeye başlar. Son kalanı beslemek ister. En son kökünü korumaya çalışır. Eğer kök tamamen yok olursa zaten çiçeğinizi canlandırmak gibi bir şansınız ortada kalmaz. Yaprakların nemini koruyabilmek ve bunu çok fazla suya maruz bırakmadan nemli tutabilmek adına ben kendimce bir çözüm buldum. Bunlar benim yazın denizden topladığım taşlardı. Böyle taşlarınız varsa elinizde mutlaka yıkayın. Çünkü tuz bitkiler için çok zararlı. Bazı bitkiler için faydalı olabiliyor. Mesela zeytin ağaçları, ceviz ağaçları. Ama çoğunlukla salon bitkileri tuzu asla sevmez. Bu taşları güzelce yıkadım, tuzdan arındırdım. Bu saksının dibine koydum. Sevgili çiçekseverler, burası çok kritik nokta. Suyu öyle bir ayarladım ki suyu çiçeğin çekmeyeceği bir noktaya getirdim. Yani asla çiçek toprağı bu suyu alıp çekmiyor, direkt çekmiyor. Ama alttan gelen buhar suyuyla yapraklar tazeleniyor, kendini koruyor ve besleniyor. Çiçeği istersem üstten sulayabilirim ya da yarım çay bardağı bu kaba su eklerim. Alttan kendisi lazım olduğu kadarını da çekebilir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yarım çay bardağı ya da bir çay bardağının 1/4 kadar su ilave etmek. Çünkü çok fazla su koyar isek yine köklerini suya maruz bırakıp çürütebiliriz. Ancak bir günde toprağına çekip kendini toparlayabileceği kadar ilave az bir su katmamız çiçek için çok randımanlı ve dengeli bir beslenme olacaktır. Yapraklarının sık sık duşa sokulup yıkanmasından bahsedenler var. Ancak bunu çok sık yaparsanız çiçeği buna alıştırırsınız ve siz ertelediğiniz vakit çiçek kurumaya başlayabilir. En güzeli kenarına bir yerine ya bir bardakla su bırakmak ya da bu şekilde benim gibi ilave ikinci bir saksı kullanıp nem dengesini sağlamak. Fil kulağı saksı seçiminde birkaç tane deli olan saksıyı tercih etmelisiniz. Yoksa yine döktüğünüz suyun beklemesi durumunda kökler çürüyebilir. Mutlaka drenajı olması lazım. Toprak isteği ise orta halde su tutan bir toprak olması gerekiyor. Yani çok fazla suyu barındıran bir toprak bunun için zararlı olabilir. Hiç su tutmayan toprak da kurumasına yol açabilir. Orta durumdaki toprak bu çiçek için çok sağlıklı olacaktır. 2 yılda bir saksı değişimi ve toprak değişimi yapabilirsiniz. 2 yılı kaldırabilir. 2 yıldan sonra toprağın besini bittiği için tekrardan yeni saksıya ve toprağa ihtiyaç duyabilirsiniz. Sevgili seyirciler, yaz döneminde çok sıcağın olduğu yani 35, 40, 42 derecelerin olduğu günlerde bir sprey ile yapraklarına hafifçe su sıkabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi çok fazla alıştırmayın ama çok yakıcı günlerde maalesef bizim de nasıl çok suya ihtiyacımız oluyorsa bu çiçeğin de biraz suya ihtiyacı olacaktır. Fil kulağı yaprakları neden kurur? Birincisi dinlendirilmemiş su ile sulanıyorsa mutlaka suyun dinlendirilmiş olması lazım. Güneşe dik açıyla maruz kalıyorsa, uygun olmayan toprakta bakım sağlanıyorsa ne yazık ki yaprak yüzeyinde kurumalar meydana gelir. Bitki aydınlıktan uzak, kuru ve havasız ortamda bakılıyorsa yine yapraklarına sararmalar ya da kurumalar meydana gelebilir. Eğer ki bir yaprağın kuruması başladıysa tamamen kuruduktan sonra yaprağınızı almalısınız. Bir yaprağınızın kuruması fil kulağının öldüğü anlamına gelmez. Aslında hepsinin kuruması da öldüğü anlamına gelmez. Benim çiçekleri kurtarmak amacıyla çektiğim bir videom var hazırladığım, yayınladığım. Ona bakarsanız tekrardan bu çiçeği canlandırmanız mümkün olabilir. Bir de yumru köklü olduğundan yumrusundan tekrardan canlanma ihtimali çok yüksektir. Bitkinin çoğaltılmasına gelince yumru köklü olduğundan yeni yumrulardan yeni kökler çıkacaktır. Toprağını değiştirirken bahar aylarında ki bu Mayıs ayı çok uygundur.
Yine hem toprağını değiştirmek hem de yeni bir kökü başka saksıya aktarmak için bu yumrulardan yaprak vermiş kökleri başka saksılara aktararak hem çiçeğinizin rahatlaması hem de diğerlerinin daha rahat saksılarda büyümesine özenle bakılmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda sevdiklerinize de hediye edersiniz. Ben bunu çok seviyorum, çoğaltıp sevdiklerime hediye etmeyi. Sevgili çiçeksever dostlarım, benim fil kulağı hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Videomu beğendiyseniz ve sizler için faydalı olduysa eğer, beğenmenizi, abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.